Herkese merhabalar, Fatoş'un Güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir balon bazlama tarifi hazırladım. Hem de çok az bir malzemeyle, sadece su, tuz, un, mayayla yoğurdum bu hamurumu. Umarım sizler için yararlı olur. Biliyorsunuz bu dönem gerçekten çok iyi korunmamız gerekiyor. Evde bu şekilde kendi ekmeklerinizi çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Öncelikle unumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz. Ben 4 su bardağı kullandım. Siz kişi sayınıza göre bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı hızlı maya veya kuru maya veya yaş maya da kullanabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Sadece suyla yoğurdum arkadaşlar. Herhangi bir süt, yoğurt, farklı bir şey ilave etmedim. Sadece suyla yoğuracağız. Öncelikle kaşıkla toparladım ve elimle yoğurmaya devam ettim. Akşamdan yoğurup sabah hazırlayabilirsiniz veya birkaç saat önceden de hazırlayabilirsiniz. Çünkü mayalama aşaması gerçekten önemli. Ben 2 saat önceden yoğurmuştum. Bakın hamurum çok güzel kabardı. Öncelikle tabağımızın altına birazcık un serpiyoruz ki bezelerimiz yapışmasın. Bu arada unu ben yine birazcık kepekli un ilave etmiştim. Yani 3 su bardağı normal beyaz un, 1 su bardağında kepekli olarak ilave etmiştim. Siz elinizde sadece beyaz un varsa beyaz veya sadece kepekliniz varsa sadece kepekliyle de yapabilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Bezelerimizin hepsini tamamladık ve üzerine bir bezle, temiz bir bezle veya streç folyoyla kapatalım ki bu şekilde 1 saat yine mayalanma aşaması olacak. Mayalama aşaması bitti. Bezelerimizden bir tane alıyoruz. Merdane veya oklava yardımıyla bu şekilde tavamızın büyüklüğüne göre açıyoruz. Açtığımız bazlamalarımızı bu şekilde mutfak bezimizin üzerine bırakalım ki pişme aşamasına kadar mayalansın. Yani bütün bazlamalarımızı açtıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Üzerinde yine aynı şekilde temiz bir bezle kapatalım ki üzeri kurumasın. Pişme aşaması gerçekleşene kadar. Bu şekilde bütün bazlamalarımı açtım ve daha sonra pişme aşamasına geçeceğiz. Tüm püf noktalarına bu şekilde uyarsanız gerçekten harika balon bazlamalar yapabilirsiniz. Ama mayalama aşaması ve pişme aşaması gerçekten önemli. Hamurumuz da ne çok sert olacak ne de çok yumuşak olacak. Hafif, çok hafif ele yapışan bir hamur olabilir. Eğer akşamdan yoğuracaksanız hafif sert de olabilir. Çünkü sabah kadar kendine biraz da olsa bırakacaktır. Yorum kısmında aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bana iletebilirsiniz. Oradan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve bu şekilde bütün bazlamalarımızı açtık. Dikkat edin lütfen. Ben açtıktan sonra temiz bir mutfak bezimin üzerine bıraktım. Mayalama aşaması gerçekten burada da önemli ve üzerini tekrar temiz bir bezle kapattım ki kurumasın. Yani pişme aşamasına kadar açtığımız bazlamalarımız kurumasın. Ve bazlamalarımız tamam. Pişme aşamasına geçelim. Öncelikle tavamızın çok iyi ısınmış olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın, bazlamamı tavama aldım. Hafif kabarcıklar oluştuktan sonra çevirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Pişme aşaması da gerçekten önemli. Tüm püf noktalarına uygun bir şekilde hazırlarsanız bu şekilde harika balon bazlamalar elde edebilirsiniz. Bakın, hafif kabarcıklar oluştuktan sonra çevirme işlemini yapıyoruz. Bazlamamız bu şekilde kabarıyor. Bakın, ben burada videomu hızlandırmadan sizlere göstermek istedim. Bakın ne kadar güzel bir şekilde kabarıyor ve kabardıktan sonra, tamamen kabardıktan sonra spatulamla hafifçe bastırdım ki kenar kısımları da pişsin. Ama bu sizin isteğinize kalmış bir şey. İsterseniz
havasını almadan da pişirme işlemini bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben birazcık hafifçe bastırdım ki kenar kısımları da eşit bir şekilde pişsin. Burada dikkat etmeniz gereken tamamen kabardıktan sonra hafifçe bastırıyorum. Yani kabarmadan eğer spatulayla bastırırsanız bazlamanız kabarmaz. O yüzden tamamen kabardıktan sonra hafifçe spatulanızla bastırabilirsiniz. Veya hiç bastırmadan da bu şekilde pişme işlemini tamamlayabilirsiniz. İkinci bazlamamı da tavama aldım. Ve böylece bütün bazlamalarımı bu şekilde pişirdim. Bakın hafifçe kabarıyor. Kabardıktan sonra tekrar çevirme işlemini gerçekleştiriyorum. Yani kabarmadan çevirme işlemini yaparsanız bazlamanız kabarmaz. Zaten belli oluyor. Hafif kabarcıklar oluşuyor ve daha sonra bazlamamızı çeviriyoruz. Yani eğer isterseniz hamurumuzu çok fazla yoğurup buzluğa atıp parça parça da çıkarıp bu şekilde günlük veya haftalık yapabilirsiniz. Bunda bir püf nokta olarak sizlere belirtmek istedim. Fakat buzluğa atarsanız çıkardığınızda çok az bir un takviyesi yapmanız gerekebilir. Veya hamurunuzu biraz daha sert yoğurursunuz. Buzluğa o şekilde atarsınız. Buzdolabı poşetlerine parça parça kullanacağınız miktarda bu şekilde buzluğunuza atabilirsiniz. Hem daha pratik oluyor hem de zaman problemi yaşayanlar için, çalışanlar için çok daha pratik olur. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve bütün bazlamalarımızın pişme aşaması neredeyse tamamlandı. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yorum kısmında yorum ve önerilerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Ve pişme aşamamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde bütün bazlamalarımızı pişirdim. Umarım beğenirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup desteklerinizi bekliyorum. Herkese afiyet olsun. Deneyecek herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, sevgiler.